Merhaba, bu videoda karınca beslemek isteyenlerin bulmakta zorlandığı veya ayırt etmekte zorlandığı kraliçe karıncaları, işçi, major ve prenslerden nasıl ayırt ederiz ondan bahsedeceğim. Öncelikle kraliçe karıncaları nerede ve ne zaman bulabilirsiniz bundan bahsetmek istiyorum. Kış ayları hariç bütün aylarda farklı cinslerin uçuşlarına rastlamaktayız. Bu uçuşların en sık olduğu aylar genelde Mayıs, Haziran, Temmuz ayları fakat yeniden hatırlatmak isterim kış ayları hariç bütün aylarda yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım aylarında azımsanmayacak kadar cinsin uçuşları olmakta. Örneklemek gerekirse Mestor cinsi Mart, Nisan, Mayıs, Eylül, Ekim aylarında, Prenolopis cinsi Mart, Nisan aylarında, Krematogaster cinsleri de Ağustos, Eylül, Ekim aylarında, Lasius ve Tetramorium cinsine ise kış hariç bütün aylarda rastlamanız mümkün cinsten cinse günün hangi saatlerinde uçtukları da değişmekte. Mesela krematogaster cinsi gece hava karardıktan sonra mestor cinsi de tam tersine hava aydınlık olduğu zamanlarda uçuş yapmaktadır. Uçuşların gün içerisindeki saatine fazla takılmanıza gerek yok. Uçuş uçuş diye bahsediyoruz nedir bu uçuş? Karıncalar türünü bölgeye yaymak için başka kraliçe karıncalar ve bunlarla çiftleşecek olan prens karıncaları üretirler. Uygun zamanda bir bölgedeki bütün kolonilerdeki kraliçe ve prens karıncalar havaya doğru uçmaya başlar. Prensler kraliçeleri salgıladıkları maddeler sayesinde bulur ve döller. Çiftleşen kraliçe karıncalar yere iner, %95'i kanatlarını döker, küçük bir kısmı ise kanatlı bir şekilde yuva aramaya devam eder. Biz hobicilerde kraliçeleri bu esnada yani yuva ararken buluruz ve kendilerine hazır bir yuva hazırlayıp içerisine koyarız. Var olan bir koloninin yuvasını kazıp kraliçesini bulayım diye düşünmeyin. Kraliçeyi bulmanız çok çok zor. Bulsanız bile yeniden koloni kuramaz ve hali hazırda olan kolonisinden onu ayırdığınız için bir süre sonra ölür. Uçuşlar serin olmayan, rüzgarsız olan havalarda her zaman olma ihtimali vardır. Şu saatte şurada karınca bulursunuz diyebileceğim bir durum değil. Haftalarca kraliçe karınca bulmak için gezersiniz, bulamazsınız. Ekmek almaya giderken 4-5 tane bulursunuz. Bu iş biraz şans işi azimle aramaya devam ederseniz çok yüksek ihtimal kısa süre içerisinde bulursunuz. Bana bazı sorular geliyor. 2-3 gündür arıyorum, bulamıyorum, ne yapmam gerekiyor diye. Arkadaşlar bu iş 2-3 gün değil, 2-3 ay bile sürebilir. Dediğim gibi tamamen şans işi. O yüzden pes etmemek sizi başarıyı ulaştıracaktır. Şimdi gelelim asıl konumuza. Tamam bütün bunları öğrendik. Arıyoruz, arıyoruz. Karıncalara rastlıyoruz. Ama kraliçe olup olmadığını anlayamıyoruz. Şimdi bu sorunun cevabını verelim. Öncelikle kraliçe karıncaları diğer karıncalardan büyük olmasından veya arka kısmı yani abdomen kısmının büyük olmasından ayırt edemeyiz. Büyük olmasından neden ayırt edemeyiz diye sorarsanız fotoğrafta gördüğünüz mavi ok ile işaretli karınca diğer karıncalardan ne kadar büyük değil mi? Fakat o bir kraliçe değil major işçi yani koloninin korunma görevini üstlenen işçi. Yeşil ok ise kraliçeyi göstermekte. Peki kraliçe ile major karınca nasıl ayırt edilir? Kraliçe ile major karıncayı en net ayırt etme yöntemi toraks kısmına bakmak. Toraks dediğimiz kısım görüntüdeki sırt bölgesi. Kraliçe karıncalarda sırt bölgesi diğerlerinden çok daha büyük ve kamburdur. Bizim en net ayırt etme yöntemimiz bu sırt kısımdan ayırt etme. İşçiler için de aynı şekilde geçerli. İşçilerin de aynı şekilde sırt kısmı kraliçeye nazaran çok daha küçük olur. Ayrıca kraliçelerin sırt kısmında kanat çıkıntıları da bulunmakta. Bunu gözünüzle net ayırt edemeyebilirsiniz. O yüzden çok işinize yarayacağını sanmıyorum fakat aklınızda bir bilgi olarak bulunsun istedim. Gel gelelim prens ve kraliçeleri ayırt etme yöntemimize. Prens olup olmadığını karıştırıyorsanız kanatlı bir kraliçeye rastlamışsınız demektir. Çünkü kanatsız bir prens olmaz. Kraliçe ile prens ayırt etmenin en net yolu kafa kısmının büyüklüğüdür. Fotoğrafta olduğu gibi kraliçelerin kafa kısmı prenslere göre çok daha büyüktür. En net ayırt etme yöntemimiz budur. Diğeri kadar net olmasa da bir diğer ayırt etme yöntemimiz ise abdomenin yani arka kısmının ucundaki çıkıntıdır. Prenslerin üreme organı abdomenin ucundadır ve minik bir iğneyi yandırmaktadır. Bu sizin bulduğunuz canlıda varsa muhtemelen bir prenser asladınız. Canlıyı doğaya geri bırakabilirsiniz. Çok sık rastladığım yanlış bir bilgi ise antinin açısından ayırt etmeye çalışmak. Bu tamamen yanlış bir bilgidir. Lütfen yaymayalım ve söyleyeni görürsek yanlış bir bilgi olduğunu belirtelim. Genel olarak kraliçeyi bu yollarla ayırabilirsiniz. Ek olarak eklemek istediğim bir şey daha var. Fotoğraftaki canlı kraliçeler ile çok fazla karıştırılmakta. Bu canlı kadife karınca bir diğer adı da wasp'tır. Adının kadife karınca olduğuna bakmayın. Kendisi bir karınca değildir. Kendisi bir arıdır. Kanatsız bir tür arı. Bu canlıyı aldıysanız dikkatlice doğaya yeniden salmalısınız. Çünkü iğneleri bulunmaktadır ve sizi sokabilirler. Dikkatli olun. Bir karınca bulduğunuz ve bu videodan sonra bile tereddütte kaldıysanız açıklama kısmındaki forma katılıp sorularınızı sorabilirsiniz. Açıklama kısmındaki mağazamıza da göz atabilir. Karınca ekipmanlarımızı sitemizden alabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir, kanalımı beğendiyseniz abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere, iyi hobiler.